Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Saat şu an 5, sabah 5. Benim de şu an uyku düzenim pek düzgün değil. Telefonu boş boş bakacağım ama video çekeyim dedim. Artık erken kalkıp erken yatmaya çalışacağım. Bugün arkadaşlar benim şaka videolarıma bakacağız ve bana yazdığınız yorumları okuyacağım. Son paylaşılan videolardaki yorumlara bazılarını yanıtlamaya başladım. Önceki ilk videolarıma hiç yorumlara çoğunlukla bakmamıştım. Beraber kısa reels'leri izleyeceğiz, çok uzun olmasın diye. YouTube'dakilerini de izlememi isterseniz onu da çekebilirim. Çok uzun olmasın video diye. Sadece yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz bana neler yazıyorsunuz? Benim tepkim neler olacak? İlk öncelikle Instagram'a bir girelim. İlk çıktığım videoyu izleyeceğiz. Bunun sayesinde zaten tanıştık. Ben dedim bir tane videonuzda da ben şaka yapmak istiyorum. O şekilde de bir ekip olduk beraber sonrasında. Şu an izleyeceğim. Yorumlara ne yazdığınızı bilmiyorum. Bakalım şimdi. Baş beli. Oğlum aç WhatsApp bas beçeli pes. Boom headshot. Tamam mı? Zaten bas beçeli. İyi misin sen? Çaba. Çaba. Islattın beni farkındaysan. Çaba çaba çaba. Ne bağırıyorsun? Ah. Sakın da düşmeyelim. Çaba 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 çaba. Bu ne ya, of Allah aşkına ya. Zaten yazın yanmışım, zenciye benziyorum. Bu tip ne bunu? Allah'ım, of. Galiba denize gidiyormuşum. Ay çok. Neyse ilk şakama bakalım. Facebook'ta da mini şortlu kız diye paylaşmışlardı. Milyon falan izlenmişti. Ay çok komik. Şey, sana bir soru sorabilir miyim? Şey, elin? Elim? Ha, temas bağımlılığım vardı. Kusura bakma da. Ben Dönerciler Çarşısı'na gitmek istiyordum. Düz çıkıyorsun buradan. Düz çıkıyorum. Tamam. Düz yapıyorsun. Starbucks'tan dümdüz gittiğinde Dönerciler Çarşısı'nı biliyorsun. Tamam. Oradan gideceğim o yüzden. Tamam, teşekkür elin. Ederim. İyi günler. Cümle efektleri çok daha komik bence yani. Şimdi el şakası 2. Merhaba. Merhaba. Ben Gizem. Senin adın ne? Hasan. Hasan, memnun oldum. Ben buralarda yeniyim de 3 kapılara eliniz, gitmek istiyordum. Elim şey, temas bağımlılığım vardı. Böyle adres sorabiliyorum. Buradan da giderim. Sonra sağa doğru döneceksiniz. Sağa doğru döneceğim. Ay. Çocuk uylandı burada. 2 dakikada varırım. 10 dakika varırsınız. 10 dakika. Tamam, çok sana teşekkür ederim. İyi günler. Şu ses efektleri. Biri demiş ki temas bağımlılığı ne amık yazmış. Arkadaşlar ben bazen videolarım paylaşılınca izleyemiyordum utancımdan. Birkaç hafta sonra bakıyordum. Romantik el şakası 3. Beyaz bir şort giymişim. Bakalım. Merhaba. Ha, merhaba. Bak Gizem bu arada. Ben de senin adın ne? Şey, bir koku geliyor. Sen osurdun mu? Hayır. Ha, ayakkabıdan geliyor galiba. Evet. Kafe var ama. Ha tamam. Oraya geçelim o zaman. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Çocuğu hemen şakalamadan önce ilk bunu dediler. Arkadaşlar el şakasının en çok izlenen iki tane videosu var. Birisi bakayım şimdi. Bir tanesi 10 milyon, bir tanesi de 19 milyon. Bu kadar çok izleneceğini asla tahmin edemezdim bu arada. Bu da büyük bir başarı bence. Merhaba, oturabilir miyim? Bir saniye, can. Buyurun. Şey, buralarda ineyim de seni de tek görünce geleyim dedim. O el ne alaka şimdi? Şey, temas bağımlılığım var da. Adresini sor git, el ne alaka? El, kusura bakma, temas bağımlılığım var da hemen sorup gideceğim. Tamam, çabuk sor. Şey, yakınlarda böyle güzel mekan var mı oturabileceğim? Var, kale içinde. Kale içinde. Kale yürüyerek içinde. Yürüyerek gitsem. Yürüyerek gidersin. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar kaçarken de ceplerini tutarak kaçıyor. Diyor ki el ne alaka? Bir bekle de işimi yapayım, izin ver. Bir sorma ya, ne alaka? Temas bağımlılığım var. Sorup gideceğim. İzin var, işimi yapayım ya. Anlamıyorum. İkinci en çok izlenene izleyelim. Şey, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ankaralıyım. Ankaralısın. Ay, ne kadar güzel. Ben de Eskişehir'liyim, biliyor musun? Yakın. Neyse, ben bir lavaboya gidip geleceğim. Konuşuruz yine. Görüşürüz. Gitti.
baktı. Birkaç saniye hala bakıyor. Elin varlığından unutmuş yani. Abi çok iyi. Yazık lan çocuğa. Kız sandı. Yutkanamıyordu bile demiş. Kızardılar çocuk demiş. Başka bir şakaya geçiyoruz. Ben kimin şakası? Onun iki tanesini çekmiştik. Ben toplamda 3 şakada oynadım. En sonki de dalgınlık şakası. Ona da bakacağız beraber. Sonra YouTube'a geçeceğim. YouTube'da çünkü benimle alakalı yorumlar yapılıyor. Burada genel hani videoyla alakalı yorumlar yapılıyor. Ben kimim? Benim ilk videosuna bakalım. Mini etek giydim bugün. Yeni almıştım. Hemen onu giymem lazım tabii ki de. Ben yeni aldığım kıyafetleri daha çok giymeyi seviyorum. O gün de rüzgarlı olmasın mı? Sürekli eteğimi falan tutuyorum ya. Şansıma bak yani. Çok esti. Oğlum, ben kimim? Kim bu? Tanımadın mı beni yoksa? Yok. Kim bu? Nasıl hatırlamazsın beni ya? İnanamıyorum sana ya. O günleri hatırlamıyor musun yoksa? Affetmem için o zaman elimi öpmen lazım. Öp hadi. Allah'ım öpmen lazım. Tamam. 3'e kadar say. Gözlerini açacağım, tamam mı? Tamam. Hadi say. Oldu mu? Kızım ya. Buradaki kız nerede? Buradaki kız nerede? Kokus pokus yok oldu. Arkadaşlar şimdi geldik dalgınlık şakasına. En son çektiğim şakaydı bu. Dümdüz gidelim, şey kafe var. Ay! Sen kimsin arkadaşım? Buradan dümdüz gideceğiz herhalde. Ha, hey! Ay, sen... arkadaşım. Ya arkadaşlar hep yabancı mı denk gelir? Birkaç tane Türk vardır ya. Yabancılar dolmuş Konya altına. Bir tane çifte yapmıştık. Kız benim tarafımdaydı. Kızın koluna girecektim. Benim yanıma gelene kadar erkekle kız yer değiştirmiş. Biz bunu koymadık tabii ki de. Çünkü hani tam böyle güzel bir tepki alamamıştık. Erkeğin koluna girmiş oldum. Kız böyle nasıl kıskanç bir şekilde bakıyor. Allah'ım kötü hissettim. Ben senin koluna girecektim. Onunkine girmeyecektim ki. Sonra gittiler, şaka olduğunu da söyleyemedi. Şimdi YouTube'a girdim. Her şakasının yorumlarına bakacağım. Kız çok rahat, çok profesyonel, devamı izlenir demiş. Abi bu kızla videolar daha fazla gelmesi lazım. Acayip sarıyor demiş. Hep böyle iyi yorumlar gördüm. Şu ablamızda yetenek var demiş. Üçüncü seriyi de bekleriz. Kız güzel demiş. Teşekkür ederim. Bu arada yeni videolar paylaşırsak yorumlarınızı beklerim. Artık cevaplıyorum. Ya kalp atıyorum, beğeniyorum. İlla ki okuyorum artık. Merak ediyorum. Gene ne kadar güldürdün bizi bilemezsin. Genç kız rolünü harika oynuyor. Teşekkür ederim. Kız çok tatlı demiş biri. Çok teşekkür ederim. Kıza ilk şaka yaptığımızı şikayet edecekti. Artık sponsorumuz oldu demiş. Abi ben bu kıza aşık oldum galiba demiş. Serhat kardeşim bu seri her zaman mükemmel ve çok eğlenceli. Gizem'in de hakkını verelim. Kız harika oynuyor. Teşekkür ederim. Bu seriye devam ekip arkadaşlara çok selamlar. Kılıç'ın bile izlemeye değer demiş biri. Teşekkür ederim. Sarı kardeş bu kızı güzel birine tanıştırsana demiş birisi. Aa güzel bir de buralar diyebilsen. Burlar. Burlar mısın? Bur bur bur. Öyle mi diyormuşum? Hiç farkında değilim. Burla, buralarda mısın? Buralarda mısın? Yutmuş olabilirim evet. Kız iyi rol yapamamış bence. Burada kızıl saçlı oldum video. O an, o dönem pek gerçekten hiç iyi değildim. Bir sürü sorunlarla mücadele ettiğim için. Tam arkadaşımda kaldığımda sonraki gün gel video çekelim diyorlar. Uykusuz gidiyorum. O an uykusuzdum, pek de böyle enerjim yoktu. Kötü oynamış olabilirim o videoda. Kız aşırı itici, konuşması falan bence başka birbirine bulun. Üslubu iyi olan demiş. Dediğim gibi o videoda pek iyi değildim. Yani herkesin kendi fikri, beğenmemiş olabilir, herkes beğenecek diye bir şey yok zaten. Bu platforma giriyorsanız böyle yorumlara da hazır olmanız gerekiyor. Evet, ben kimim şakasındaki yorumlara bakalım. Gizem daha da güzelleşmiş maşallah demiş. 65 kişi beğenmiş, çok teşekkür ederim. 65 kişi öyle düşünüyor demek ki. Gizem'le el şakasının devamı gelsin Servet abi demiş. El şakası söyleyeyim gelsin, daha gelmedi çünkü. Gizem yine saç rengi değişmiş, şaşırmadım. Harbiden hep saç rengi değişiyorum ama birkaç videodur bu saçımdayım. Gizem Hanım işi öğrenmiş sayenizde. Hocaları kim demiş. Kızın gelecekteki mesleği belli olmuş. Geçmiş olsun. Yani ben bunu bir yanlış anlıyorum. Yani giyinişe göre insanları yargılamamak gerektiğini yazdım yorumlara da. Yani bu küçükken öğretilmesi gereken bir şey. İnsanlar büyüdükten sonra biz ne kadar söylesek de kendi
düşünceleri neyse onu doğru bulacakları için hani pek tartışmaya girmeye gerek yok. Serbest abi video çok güzel olmuş. Yalnız Gizem arkadaşımızın giyinmenin üstü bunu beğenmedim. O mini etek olmamış. İstersem mini etek giyerim. İstersem ayağıma kadar gelen bir etek giyerim. Yani bu bana kalmış. Hani sonuçta özgür bir ülkedeyiz. İstersem kapanıp çıkarım dışarı. İstersem etek giyip çıkarım. Hani insanların kararı. Gizem benimle evlenir misin demiş. Emin misin benimle evleneceğine? Bu videoda hep böyle yorumlar aldım. Kız biraz daha şık giyinirse severek izlediğim sen ve ekibini bırakmak zorunda kalacağım. Kardeşim yanlış anlama güleceğim diye aşırı bir açıklık görmek rahatsız ediyor. Herkesin kanalıysa ama bizi ayrılacak seyrederken çok rahatsız ediyor. Kusura bakmayın lütfen. Bir yerim gözükmüyor sonuçta. Upuzun bir tişört giymişim. Gizem çok kapalı giymiş ya. Bir dahaki videoda bu kadar uzun giyinmesin. Bir şey göremiyoruz demiş daha geçmiş. Ben niye bu videoda giyinişimden dolayı böyle tepkiler aldım ki? Özgür bir ülkedeyiz. İsteyen istediğini giyer yani. Gizem yeşil saç bekliyoruz bir dahaki videoda demiş. Bir yeşil yapmadığım kalmıştı zaten. Aa tatlı şey Gizo gelmiş. Dünyanın en tatlı en güzel kızı bu şaka. Keşke bana denk gelseydi ölürdüm. Dünyanın olmayabilir ama teşekkür ederim yorumun için. Çok hoş şeyler yazmışsın. Gizem'in güzelliği demiş. Gizem abla bence sevgili olsan da o çocukla heyecanlanmışsınız çözülmesin. Yorumlarınız çok tatlı. Çoğunuzun. Çoğunuzun öyle. Arkadaşlar videoyu çekene kadar sabah oldu ya. Zaten geç başlamıştım da. Hafızam bir doluyor. Yok bir işte yorumları arıyorum. Baya zaman geçti. Yorucuydu. Gidip hemen uyuyacağım zaten. Yatağa atacağım kendimi. Şaka videolarımı nasıl buluyorsunuz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Instagram'a da beklerim. Yeni videolarda görüşmek üzere.